Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan son günlerde Avrupa'da Türk vatandaşlarına hedef alan saldırılara yönelik açıklama geldi. Detayları Ankara'dan Paşa Alıyurt'tan dinleyeceğiz. Paşa konuyla ilgili gelişmeler, başkentte neler konuşuluyor? Senden dinleyelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Göksu dün İstanbul'da davetli olduğu bir iftar yemeğinde konuştu ki özellikle gündeminde sizin de az önce görselmiş olduğunuz o BTR haberlerde olmuş olduğu gibi Belçika'daki yaşanan PKK militanlarınca Türk vatandaşlarına yönelik saldırılar vardı. Bu noktadaki özellikle o yapılan saldırıların hemen ardından Brüksel'le temasa geçildiğini işaret etti. Peki ne dedi Hakan Fidan o tırnak içi ifadeleriyle verecek olursak özellikle son günlerde Avrupa'da yaşananlar ibret verici ifadelerini kullandı. Ankara'da ve Brüksel'de girişimde bulunduk. Belçika makamlarının süratle harekete geçmesini istedik dedi ve ben aynı gece Belçikalı mevkidaşımı aradım, hassasiyetimizi ve beklentilerimizi vurguladım, ifadelerini kullandı. Tabi bu noktada özellikle diplomatik kanallarla da temasa geçildiğine işaret ederek aynen şu ifadeleri kullandı. Diplomatlarımız vedilikle bölgeye intikal ettiler, olaylardan etkilenen vatandaşlarımızla ilgilendiler, ifadelerini kullandı. Fidan ayrıca Fransa ve Almanya'da gerçekleştiren o vakasyon girişimleriyle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle yaşanan bu girişimlerle ilgili e, yapmış olduğu açıklamada Almanya'da Hanavur Başkonsolosluğumuza baltalarla saldıracak kadar şu azdılar. Şu Ankara ve Berlin'de gerekli girişimler hemen yapıldı. Ifadelerini kullandı Hakan Fidan. tabii bu noktada özellikle saldırganların da adalet önüne çıkmasını beklediklerinin de altını çizdi. Yine bu noktada. Özellikle diğer noktada bakacak olursak da PKK e, Fidan PKK terör örgütünün e, köşeye sıkıştığını ve bu köşeye sıkıştığını ardından da özellikle Avrupa'da provoke edici eylemlerde bulunduğunu işaret etti. Bu noktada aslında Fidan bir yandan Avrupa'daki o PKK terör örgütünün müsamaha edilmesi sürecini eleştirdi. Bir yandan da o PKK terör örgütünün eylemleriyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Peki ne dedi? Baktığımız zaman o tırnak içi ifadeleri de yine verecek olursak PKK biz vurdukça köşeye, köşeye sıkışıyor. Köşeye sıkıştıkça bu defa yıllardır onlara müsamaha gösteren ülkelerde terör östiriyor dedi. Devletimizle de vatandaşına her saat her şartta sahip çıkıyor. Konu bu kadar basittir ifadelerini kullandı. Özellikle hem Irak hem de Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlenen operasyonlar da gündemindeydi ki aslında ancak olsa Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış olduğu açıklamalarda özellikle hem Irak hem de Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde bu bölgede teröristan kurulmasına müsaade etmeyeceğiz ifadelerini kullanıyor. İşte bu açık yapılan açıklamalara benzer bir açıklamalarda bulundu Hakan Fidan. Peki ne dedi o açıklamalarda? Arkası aslında kim olursa olsun Irak'tan Suriye'ye uzanan bir terör koridoru kurulmasına asla izin vermeyeceğiz dedi. Milli güvenliğimizi ilgilendiren her konuda gerekli her türlü önlemi aldık, alıyoruz, alacağız dedi ve mesajı da oldukça netti. Bunun içinde kimseden icazet beklemeyeceğiz ifadelerini kullandı Hakan Fidan diyelim ve buradan sözü tekrar size bırakalım Göksu.